Şiirlerle Menkıbeler Abdülkadir Geylani Kuddise Sirru Nasihatleri Abdülkadir Geylani yaptı çok nasihatlar. Bir defa buyurdu ki, dört kısımdır insanlar. İlk kısma girenlerde ne kalp vardır ne de dil. Dalmışlardır günaha, İşlerler kötü fiil. Hep dünya işlerine verirler ehemmiyet. Allah ise onlara vermez hiç değer kıymet. Onlarla az da olsa hiç kurma bir yakınlık. Hele böyleleriyle hiç yapma arkadaşlık. Çünkü onlar azaba müstahak olmuşlardır. Yaklaşırsan sana da zulmetleri bulaşır. Böyleleri ne sen gör, ne onlar seni görsün. Aksi halde onlardan manen zarar görürsün. Yalnız dinde ehliyet sahibi bir kişinin yanaşması caizdir, faide vermek için. İkincilerde ise dil vardır, kalp bulunmaz. Güzel konuşsalar da işleri kavle uymaz.'' İnsanları Allah'a ederlerse de davet, kendileri Allah'tan uzaktırlar be gayet. Çok iyi görseler de başkasının aybını, lakin hiç göremezler kendi günahlarını. Bunlar kuzu postuna bürünmüş kurda benzer. Pişman olur onlara yakalanan kimseler. Din adamı şeklinde görünseler de fakat, önde gelir onlarda dünya, para, menfaat. Yaldızlı sözlerle konuşsalar da aman, aslandan kaçar gibi uzaklaş yanlarından. Üçüncü kimsenin ise kalbi var, dili yoktur. Rabbini düşünmekle o yalnız rahat bulur. Ahiret derdiyle dertlenmiştir bu kişi ahkamı ı diniyeye muafıktır her işi. Dünya adamlarından sıkılır ekseriye. Çünkü onun gözünde kıymetsizdir bu dünya. O öyle çok görür ki kendi günahlarını, vakit bulmaz görmeye başkasının aybını. Konuşmaktan ziyade susmayı tercih eder. Zira susan kurtuldu buyuruyor peygamber. Hem de birçok alimler şöyle buyurmaktadır: İbadet on kısımsa dokuzu susmaktadır. Böyle kimselerle kurun ki münasebet ulaşsın size dahi ondan feyz bereket. Dördüncü kısımdaki insanlara gelince onlar. Hak alaya yakındırlar bir nice. Peygamber-i kalbinden çıkan nurlar, bu büyük insanların kalplerine akarlar. Hatta varisidir ki onlar peygamberlerin, bundan büyük mertebe olmaz bir insan için. Halk içinde hak ile olurlar onlar her dem onların irşadıyla nurlanır cümle alem. Onların hürmetine yağdırılır yağmur, kar. Onların kalplerinden kalplere feyz akar. Onların bir bakışı şifadır kalp derdine. Varlıkları rahmettir bütün dünya ehline. Böyle büyük bir zata rastlarsanız siz derhal emrine girip etmeyin muhalefet ve çok hizmet ederek o İslam büyüğüne girmeye çalışınız onun nurlu gönlüne onları zerre kadar incitmeyin ki zinhar dünya ve ahirette görürsünüz çok zarar